Merhaba. Merhaba. Oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın, hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız. Şey, ana kız. Aman kız ana. Öf! Yani babamın çok yakınları. Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu. Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim. Anlamadım. Neyse. Buraya aracı olarak geldim. Arabacı mı? Çok şakacısın. Şakacıyım, değil mi? Ah şekerim, beni Gazinocular Kralı İsmail Bey yolladı. Ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya! Tabii, hadi yürü, gidiyoruz. Gidelim. Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, tamam mı? Bak, beğenmediler. Gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Deli misin sen, kabul et. Ben gidiyorum. Dur hele canım, dur, otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? 20 milyon, bu nasıl dersin, evet de. Ben gidiyorum. Gitme canım, dur hele. Dur bakalım, 25, tam 25. Giderim bak. 30. Gitmem bak. Tamam. Of be. Of ya. Dur ama dahası var. Katma değer vergisi ne olacak? Sen beni batıracaksın. Pekala, onu da ben öderim. Ama bizim bakkal gibi alıp da arka cebe atmak yok ha. Yok. Yemin et. Vallahi billahi cebe atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Mukaveleyi onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma. Unutmam. Gel, geç şöyle. Sen de benim menajerim olacaksın, bütün işleri ben hallediyorum. El sıkışırken de bir poz rica edebilir miyim? Tabii. Bozmayın pozunuzu, bir saniye lütfen. Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları. Sohbetimize barda devam edelim. Hem bir iki kadeh de atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şakanın sırası değil. Hadi afiyet olsun. En sevdiğiniz yemek? Lahmacun. Hiç aşık oldunuz mu? Oldum. 8 yaşındayken komşunun kızına aşık oldum. Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım. O gün bugündür aşık olmuyorum. En korktuğunuz şey? Zam. Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine. Özür dilerim, şakaydı. Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Çişimi yaparım. Dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. Sizce dünyanın en obur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. 8 gol yemek kimseye nasip olmaz. 26, 27, 28, 29, 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Onun gibi bir şey. Allah belanı versin! Hırsız! Uğursuz! Allah'ım,
Bir bu eksikti. Ne var, ne oluyor Kadir amca? Niye bağırıyorsun? Aa, nereden çıktı bu paralar? Banka soymuş. Banka mı soymuş? Aa. Şaka canım şaka. Bir gazinoyla anlaştım. Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip yarından itibaren şöhret oluyorum. Şöhret olacağına erkek olsaydın erkek. Niye? Biz karı mıyız? Erkeğiz tabi. Üstelik bu kadar da para kazandık. Paran da, erkekliğin de yerin dibine bassın. Ama papa, ya ne yapsam yaranamıyorum. Haklı adam, ne bekliyordu ne çıktı. Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir gün gelir, hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz.